Öncelikle çok teşekkür ediyorum hem e, Sayın Başkan'a, e, Sayın Moderatör'e hem kıymetli konuk bakanlarımıza, her birine ayrı ayrı böyle kıymetli bir formda dünyanın en yakıcı meselelerinden birisiyle karşı karşıya kaldığımız bu süreç içerisinde tecrübelerimizi, bilgilerimizi e, böyle bir formda paylaşmak benim için de e, ayrıca çok önemli. Aynı zamanda belki biz e, İspanyolca eksikliği söz konusu ama gider biraz evet. sonra. Fakat ben dün yoktum, bugün dün gece itibariyle geldim ve bütün dünyadan izleyebilme imkanına sahip oldum. Türkiye'den izleyebilme imkanına sahip oldum. Hakikaten bu organizasyon çok ciddi bir şekilde bir tesir bırakmış, bir etki ortaya koymuş şekilde değerlendiriliyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda Türkiye'nin dünyanın tıkanan bir takım meselelerine de ciddi bir şekilde katkı sağlayabilecek bir imkan ortaya koyar. Ee, tabii e, bu konu da çok önemli. Çok e, kritik bir başlık seçilmiş. Yani terörde ne eksik? Şunu söylemek gerekir. Yani 2022'nin e, küresel terörizm endeksi raporuna göre son 14 yılda Kuzey Amerika'da yaklaşık 153 Avrupa'da 2779, Sahra Altı Afrika'da 9863, MENA bölgesinde de 21926 terörist saldırı olmuş. Yukarıdan aşağıya baktığınızda 40 bin dolar, 30 bin dolar, 500 dolar, 100 dolar seviyesine kadar kişi başına gelir seviyesi ortaya çıkıyor. Bu fotoğrafı bir tarafta tutalım. Bir tarafta da şunu tutalım. Amerika 2002 yılında Afganistan'ı işgal ettiğinde Afganistan'daki toplam Afyon üretim miktarı 17 bin hektar. 2018 yılında Afganistan'daki toplam Afyon üretim miktarı üretim olan toplam alan 360 bin hektar. 2021 yılında ise 280 bin hektara kadar düştü dönem dönem bazı değişmelerden bu fotoğrafı da bir tarafta tutalım yine başka bir fotoğraf tutalım 2011 yılında Suriye İç Savaşı'ndan itibaren yani Suriye'deki gelişmelerden sonra toplam 13 milyon insan yerinden edildi biz bu fotoğrafı da bir tarafta tutalım Burada çok kıymetli katılımcılar ve panelistler var. Ve kıymetli bakanlar var. Şu soruyu kendimize ve bütün dünyaya soralım. Rakka DAEŞ'in elindeyken PYD ve PKK'nın eline bir tek kurşun atılmadan nasıl geçti? Yani Rakka'daki DEAŞ'lar ne oldu? Ve nereye gitti? Bunlar bir terör örgütüydü. Nereye gittiler bunlar? Gittikleri yeri söyleyeyim. Afganistan. Doğu Türkistan Çin arasındaki bir bölgeye yeni bir istikrarsızlığı ortaya çıkarmak için sevk edildiler. Yani yeni bir oyun kurgulamak, yeni bir süreç üretmek Yine salona bir şey daha söylemek istiyorum. DAEŞ nereden çıktı? Bir terör örgütü. El-Kaide'yi kim üretmişti? Ve El-Kaide'yi kim niçin üretmişti? Ve kim niye kaldırdı sonra? DAEŞ, El-Kaide'nin bir türevidir. Düşünce olarak da, Felsefi olarak da ve sistematik olarak da onun bir türevidir. Peki bunu kim üretti? Şunu, bütün bu soruları sormamın bir tek sebebi var. Ve bütün bu girizgahımın da bir tek sebebi var. Biz 20. asrın sonuna doğru giderken Avrupa'nın içerisinde yepyeni bir süreç başladı. Hepimiz dedik ki, yani sınırlar açılıyor, dünya başka bir noktaya geliyor ve e, artık işte e, medeniyet, insani değerler, özgürlük, adalet, sizin bulunduğunuz kurumun ismi hukukun üstünlüğü, bunlar her biri dünya için en kıymetli değerler olacak. Ama 21. Asın ilk 10 yılında ve 15 yılında hepimiz şunu gördük. Londra'nın merkezinde ağır silahlı polisler. Berlin'de bir uluslararası toplantı yapılırken neredeyse kıyamet yarısı bir şey kopuyor ve herkes birbirine giriyor. Londra'da insanlar metroya gitmekten, metro ile hareket etmekten, metro ile seyahat etmekten ürküyorlar ve korkuyorlar. Avrupa'nın birçok yerinde böyle. Peki problem neydi? Yani ne oldu? Çok basit bir şey oluyor dünyada. Vekale savaşları diyoruz, isimlendiriyoruz. Ama e, bizim benim kanaatim şu. Dünya var olduğu günden bugüne kadar Doğu ve Batı arasındaki bu mücadele acımasız bir şekilde sürüyor. Ve yine kanaatim şu. Batı bütün problemlerini doğuya yıkmak istiyor. Çünkü 30 bin dolarlık, 40 bin dolarlık, 50 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesinin üzerinde olan ülkeler ve insanlarına problem hissettirmek istemiyor. Ve yine bir tespitte bulunmak istiyorum. Doğunun altı zengin, batının üstü zengin. Batının altı fakir, doğunun üstü fakir. Peki bunu nasıl sağlayacak Batı? Nasıl ortaya koyacak ve nasıl geliştirecek? Dünyada, beni bağışlayın, belki burada e, bu konuda terör konusunda e, akademik çalışmalar yapan var. E, diğer e, çalışmaları ortaya koyanlar var. Bir tanım söz konusu değil. Ve 21 20. yüzyılın sonunda dünyaya biçilen soğuk savaş, dönemi sonrası dünyaya biçilen küreselleşme nin bir yalan olduğu ve esas itibariyle küreselleşme üzerinden vekalet savaşlarının, iç savaşların, göçlerin, uyuşturucunun ve hatta 21. yüzyılın yeni problemi olan siber savaşlar ve siber suçların ve siber gelirlerin gayrimeşru gelirlerin etken olduğu bir süreç içerisinde iz. Şunu söylemek isterim. Bilmiyorum sizin ülkelerinizde var mı? DAEŞ petrolü bir noktaya kadar getiriyor. PKK ve PYD petrolü bir noktadan alıp başkalarına satıyor. Yani iki suç örgütü, iki terör örgütü birbirleriyle çatışıyorlarmış gibi görünüyor. Ama ikisinin de patronu aynı. Ama gelirler konusunda herhangi bir problemleri söz konusu değil. Afganistan'dan 3 bin dolara, 4 bin dolara, 3500 dolara bir kişiyi Avrupa teslim göç kaçakçıları alıyorlar. DAEŞ bölgesinden geçiyorlar. PKK, PYD bölgesinden geçiyorlar. Peki bunları koordine eden anlayış kim? Dünyada Amerika bu kadar gelişmiş, Avrupa bu kadar gelişmiş, istihbarat ağları gelişmiş, uydu ağları gelişmiş, teknolojileri gelişmiş, silahları gelişmiş, her şey gelişmiş. Peki bu terör örgütleri nasıl bu bölgelerde rahat bir şekilde hareket etme kabiliyetine sahip? Ve bu soruyu da sormam lazım. Dünyadaki en yakıcı terör örgütlerinden bir tanesi PKK ve biz 40 yıldır bununla uğraşıyoruz. Peki bu PKK'nın temsilcilerden birisi, Geçen yıl Haziran ayında Birleşmiş Milletler gibi dünyanın en önemli örgütlerinden, bütün dünyanın da etken olduğu örgütlerinden adı barış, özgürlük, hukuk, demokrasi olan örgütlerinden bir tanesine gidiyor. Oradaki yetkilerle bir masada oturuyor. Bir masanın bir tarafında bir terörist, bir masanın bir tarafında bir Birleşmiş Milletler yöneticisi oturuyorlar ve bundan sonra çocuk savaşçı kullanmayacağız diye Anlaşmayı imzalıyorlar. Peki 12 yaşındaki, 13 yaşındaki, 14 yaşındaki çocukları kullanmayacağız da bir anlaşma imzalıyorlar. Beni bağışlayın. Dünyadaki terörizmin kaynağı devletlerdir. Devletsiz bir terörizm olması mümkün değildir. Şu soruları soralım. Bir, ter terörist, terörist örgütler insan kaynağını nereden buluyor? Ve nasıl transfer ediyorlar? Terör örgütleri mali kaynağı nereden buluyorlar? Bu mali kaynağı kim veriyor? Terör örgütleri lojistik kaynağı nereden buluyorlar? Terör örgütleri moral kaynağı nereden buluyorlar? Ve terör örgütleri en önemlisi ideolojik ve siyasal pozisyonlarında kimden destek alıyorlar? Bunları nereden sağlıyorlar? Ve bunu nasıl gerçekleştiriyorlar? Şimdi eğer bütün bunlarla ilgili değerlendirmeyi mış gibi yaparsak bugünkü duruma geliriz. Eğer bunlarla ilgili değerlendirmeyi herkes üzerine sorumluluğu alarak samimiyetli bir şekilde gerçekleştirirse dünyada terörle mücadele etmek çok kolaymış. Çünkü paranın nereden nereye transfer edildiğini, insanın nereden nereye ve nasıl bir şekilde transfer edildiğini kontrol edebilmek elbette ki devletler arası ilişkilerin en temel kolay işlerinden bir tanesi yani ben 5 yıl aşkın İçişleri Bakanlığı görevi yapıyorum etrafımızdaki ülkelerle kurduğumuz diyaloglarla bunu rahat bir şekilde sağlayabilme kabiliyetine sahibiz. Eğer isterlerse yani organize suç örgütlerinden yani mafya örgütlerinden mali suç örgütlerine kadar terör örgütlerine kadar yabancı terörist savaşçılara kadar bunu sağlayabiliyoruz bunu gerçekleştirebiliyoruz. İsterlerse onlar da gerçekleştirir. Ama Interpol diye bir yapılanma eğer Türkiye içerisinde 15 Temmuz'da darbe yapmış bir terör örgütünün mensuplarını Türkiye'ye vermez Almanya'da, Amerika'da Hollanda'da, Avusturya'da İngiltere'de saklarsa elbette ki terör örgütleri moral bulurlar ve e, bunu sağlamaya devam ederler ve yine e, burada özellikle yapılması gereken en önemli meselelerden ve temel meselelerden bir tanesi bunu hepimiz görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu birçok kez söyledi. Bu bir siyasi retorik değildir. Eğer bu anlayışla bakılırsa terör meselesine uyuşturucudan da göçmen kaçakçılığından da size dünyanın yeni ve en önemli suçlarından bir tanesini söyleyeyim. Sanal bahisten de sanal kumardan da burada söylemek istiyorum. Sanal Kumar'ın Türk dünyadaki patronu kimdir? Biliyor musunuz? Salon biliyor mu? Kimdir? İngiltere. Peki niye giremeye çalışıyor? Peki İngiltere kendi yönlendirdiği veya kendi ülkesinden yönlendirilen bu meseleyi durdurabilme kabiliyetine sahip değil midir yani? Değil midir? Durduramaz mı? Bu neye benziyor? Eğer Amerika binlerce tır silahı PYD terör örgütüne gönderirse, eğer Almanya ve Amerika FETÖ terör örgütlerinin mensuplarını kendi ülkelerinde barındırır ve bir ülkenin rejimini ve sistemini ortadan kaldırmaya çalışırsa, herkes suçlularla ittifak etmeye başlar. Bugün dünyanın temel problemi bu. Onun için başta söylediğim, yani küreselleşme kendisiyle ilgili bir problem yaşıyor ve küreselleşme bu konuda 20. yüzyılın sonunda ortaya çıkmış ve neçe itibariyle sonuna gelinmiştir. Bunu şun için ifade etmeye çalışıyorum. Peki ne olacak? Basit. 20. yüzyılın sonundan itibaren dünya çeşitli modeller ortaya koydu. Biz de bir terörle karşı karşıyaydık. Nasıl bir terörle karşı karşıyaydık? Sınırımızın ötesinde, sınırımızda, sınırımızın içerisinde bir PKK terör örgütüyle karşı karşıyaydık. Daha sonra DAEŞ terör örgütüyle tanıştık. Bunların her birisi bizim istikrarımızı, büyümemizi, zenginleşmemizi, Türkiye'nin geleceğe umutla bakmasını ve bölgenin e, büyümesini etkileyen unsurlardır. Yani bilmiyorum e, sizin ülkelerinizin yanında var mı ama bundan bir buçuk ay önce Romanya İçişleri Bakanlığı ile konuştuğumda bana hakikaten sizin işiniz zor çünkü siz hem komşularınız itibariyle çok zor bir durumdasınız dedi. Biz rahatız dedi. En azından terör yok. Ama bir şey söyleyeyim şimdi onlar çok büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya var. Ve ne yapacaklarını bilmiyoruz. Ya bu dengesizliği, bu istikrarsızlığı, bu savrulmayı dünyada bitirebilecek miyiz? Yani bu mantıkla gidilirse bu anlayışla gidilirse bunun bitirilebilmesi mümkün değildir. Peki biz ne yaptık? Türkiye terörle nasıl mücadele etti? Yani sadece bir askeri güçle veya bir güvenlik gücü anlayışıyla terörle mücadele etmekle de terör bir şekilde bitmez. FETÖ'de öyle, PKK'da öyle, DAEŞ'de öyle. Yani biraz önce Kırgızistan Dışişleri ile birlikteydim. Türkmenistan'dan Arnavutluğa kadar biz dünyanın her tarafında FETÖ'nün dış uzantılarıyla mücadele etmezsek FETÖ'yü etkisiz hale getirebilme anlayışına sahip değiliz. Bir. iki. Çünkü Amerika bir taraftan besliyor, Almanya bir taraftan besliyor ve koordine etmeye çalışıyor. Aynı zamanda İngiltere sesini çıkartmıyor. Ne olursa olsun ben diğer ülkeleri sayıyor değilim yani. Başat ülkeleri ifade etmeye çalışıyorum. Ve bunlarla mücadele etmez, bunların bütün uzantılarını bir yerde etkisiz hale getirmeye çalışmazsanız yarın sizin vücudunuzun sıkıntıya düştüğü bir anda hemen neşet ederler ve yine ülkenizi ele geçirmeye çalışırlar. Aynı şey PKK ve PYD için geçerli değil mi? Tamam içeride PKK ve PYD'yi bir noktaya getirdiniz. Peki öbür tarafta e, sınırınızda iki ülke var. İkisinde devlet otoritesi yok olmuş bir tanesi Irak bir tanesi Suriye diğer ülkenin de üzerinde 10 yıllardır ambargo var İran 10 yıllardır komşunuz ve bununla ilgili ambargo var yani e, siz dünyadan dışlamışsınız burada bir soru daha soracağım mesela Afganistan meselesini İran'sız nasıl çözersiniz göç meselesini nasıl çözersiniz dışlayarak nasıl çözersiniz bu soruların cevabı yok bu soruların cevabı Amerika'da da yok. Bu soruların cevabı Avrupa'da da yok. Çünkü çözmek istemiyorlar. Onu görüyorlar ve çözmek istemiyorlar. Çözmek istememelerinin sebebi şudur. Birinci sebebi. Bir, Doğu'nun yani bir intikam alıyorlar diyeceğim ama beni yanlış anlayacaksınız diye demek istemiyorum. Doğu'nun sürekli istikrarsız olmasını istiyorlar. Mesela elbette ki Doğu-Batı kavgasının içerisinde beni bağışlayın. Elbette ki bir düğün mücadelesi var. Ya bunu kimse bir tarafa koymasın. Elbette tarihsel bir mücadele var. Bunu da kimse bir tarafa koymasın. Ama biz bundan bin yılın, iki bin yıl öncesinin insanları falan değiliz. Birbirimizle aynı masada oturabiliyoruz. Birbirimizi anlayabiliyoruz. Birbirimizin ürettiklerini kullanıyoruz. Birbirimizin insanlarından istifade ediyoruz. Üretimde istifade ediyoruz. Akademide istifade ediyoruz. Ve birbirimizden faydalanıyoruz. Peki neden bu kavgayı ve mücadeleyi sürdürüyoruz? Çünkü 40 bin dolarlık, 50 bin dolarlık, 60 bin dolarlık seviyedeki ülkelerdeki yöneticiler, diğer ülkelerdeki insanları 500 dolar ve altına bırakmak için kendilerine ait bir çaba üretiyorlar. Ve terörün gerçek varlık sebebi de budur. İstikrarsızlaştırmaktır. Ve bir şey daha söyleyeyim. Yani e, Türkiye peki bunu nasıl başardı? Yani terörle mücadelede nasıl böyle bir noktaya geldi? Bir, Sayın Cumhurbaşkanımız, yani Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir felsefeyi yürüttü başından itibaren. Yoksa Amerika'yla, Avrupa'yla, Fransa'yla, yani Fransa kalkıyor, PKK ve PYD'nin havacılık unsurlarını eğitiyor. Ha bunu düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu ülkelerden, şu ilk, dört ülkeden bir tanesi, terör hafif bir destek versin. Dünyadan deport ederler. Ya siz teröre destek veriyorsunuz. Fransa'nın insanları geliyorlar. Unsurları. PKK ve PYD havacılık eğitimi veriyorlar. Sağlık eğitimi veriyorlar. Amerika insansız hava araçlarının nasıl engellenebileceği konusunda eğitim veriyor. Diğer ülkelerde böyle. Peki Türkiye ne yaptı? Bir, bunu söyleyip bitireceğim. Zamanım doldu herhalde. Türkiye ne yaptı? Türkiye şunu yaptı. Bir, uzun yıllardır gelişmişlik konusunda sıkıntı yaşayan ve mümkün olduğunca da gelişmişlik üzerinden terörü bir bahane olarak kışkırtmaya çalışan bir anlayışı iyi bir şekilde saptadı ve bunun üzerinden kim ne söylerse söylesin 21. asrın başından itibaren daha öncedeki yapılanları da üzerine koyarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine ciddi bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdi. Bu birincisi ve bundan hiç vazgeçmedi. Havalimanları, üniversiteler, yollar, kültür merkezleri, kadın ve gençlik merkezleri, spor salonları, Türkiye'nin batısıyla doğusu arasındaki gelişmişlik seviyesini birbirine ciddi bir şekilde yaklaştırdı. İki, siz terörle mücadele edeceksiniz. Neyle mücadele edeceksiniz? Silah gücüyle mücadele edeceksiniz. Peki silah veren kim? Dünyanın gelişmiş ülkeleri. Amerika. Biz Zeytin Dalı Harekatı'na girdik. PYD'yi oradan def etmek için PKK'yı oradan def etmek için Amerika bize ambargo koydu. Yani şu silahları sana, şu mühimmatları sana vermem dedi. Ama bizim kendi evlatlarımız, kendi mühendislerimiz onun bize vermediğini, söylediği vermeyeceğini söylediklerini üretti ve biz orada karanlıkta kalmadık. Meselemizi başardık. Bir terör örgütünü oradan uzaklaştırdık. Yani savunma sanayimizi başından itibaren geliştirdik. Yüzde yirmilerden yüzde seksenler seviyesine çıkarttık. Eğer biz küresel aktörlere, küresel şirketlere, eğer biz Türkiye olarak küresel şampiyonlar ligine tabi olsaydık, Ukrayna'dan daha zor bir durumda kalırdık. Bu kadar açık ve net. Üç başka bir iş yaptık. Sadece savunma sanayimizi geliştirmedik. Aynı zamanda insan kaynağımızı yani terörle mücadele eden insan kaynağımızı profesyonelleştirdik. 21. asrın baştan itibaren bunu profesyonelleştirdik. Dört, dünyanın hiçbir yerinde yani mesela ETA ve İRA ile kim oturdu? Hangi ülke oturdu? Hangi ülke oturdu da bir pazarlık yapmaya çalıştı? tasfiye ettiler. Adlarına bile tahammül etmediler. Siyasi hangi uzantıları varsa kapattılar. Daha yeni bundan iki yıl önce Avrupa Parlamentosu'ndaki üyeleri tasfiye ettiler. Daha yeni. Uzak bir zaman dilimi içerisinde değil. Ve şunu ifade edeyim. PKK'nın terör örgütlerinin siyasi uzantılarının bir mali imkanlarını, iki insan kaynağı imkanlarını sivil toplum örgütüymüş gibi gözüküp teröre katkı sağlayanlara ciddi bir operasyon yaptık. Dört, sınırlarımızda gerek kaçak gücü, gerekse terörün aktarım sağlayan hem insan kaynağı aktarımı sağlayan hem de onun yanı sıra e, mühimmat aktarımı sağlayan anlayışını ortadan kaldırabilmek için kaçak göç de var sınır güvenliğimizi en üst seviyeye çıkardık ama yetmedi. Başka bir şey daha yaptık. O da şu. Terörü kaynağında kurutmak için sadece üst bölgelerinde değil, sadece üstlerde değil, sadece dağlarda değil. Başka bir şey daha gerçekleştirdik. Kandil'in yani gerek Irak formunda gerek Suriye formunda nerede olursa olsun terör örgütü neredeyse o kaynağı kurutmak için oraya operasyonlar yaptık ve operasyonlar sağlamaya çalıştık. Ve bütün bunları gerçekleştirirken yani Irak sınırından Suriye sınırına kadar İran sınırından ta yukarıya Gürcistan sınırına kadar yukarıdan aşağıya sınırlarımızda çok önemli bir tedbir geliştirdik ve sınır ötesi operasyonlarımızı yaptık. Yani hem içeride, hem sınırda, hem sınırın ötesinde çok önemli bir süreci Türkiye'yi yürüttü. Peki bu bitti mi? Hayır bitmez. 40 yıldır mücadele ettiğimiz bir terör örgütünden bahsediyoruz. Ve 40 yıldır mücadele ettiğimiz terör örgütüyle ilgili eğer en ufak bir esneme ortaya koyarsak terör örgütünün arkasındakiler çünkü terör örgütünün varlığı kendine ait. Yani onu ortadan kaldırabilmek elbette ki bir mücadelenin eşittir ama terör örgütünün dışındakiler var ve bu terör örgütünün arkasındakiler, dışındakiler, onu destekleyenler var. Onları bir şekilde ortadan kaldırmak gerekir. Şunu söylemek lazım. Cümlelerimi şöyle bitireyim. Bu küresel akılla dünyayı ne terör, terör örgütlerinden kurtarabiliriz, ne iç savaşlardan kurtarabiliriz, ne vekalet savaşlarından kurtarabiliriz, ne de kitlesel göçlerden kurtarabiliriz, ne uyuşturucu yaygınlığından kurtarabiliriz. Ne mali suçlardan, sanal kumar gibi, kripto organizasyonlar gibi ve coin gibi paraların başka piyasalarda aklanmasından kurtarabiliriz. Beni bağışlayın. Dünya bir suç bataklığı içerisinde bunun mesulü batılı gelişmiş ülkelerdir. Terör de bu bataklığın içerisindedir. Ha, mış gibi yapabiliriz. Yapıyor batı zaten mış gibi. Suriye'deki ölen insanlar, ölen çocuklar, ölen kadınlar, ölen yaşlılara mış gibi yaptı. Türkiye içerisinde tam bin yıldır bu medeniyet içerisinde yaşayanlara birbirine düşürebilmek ve bu ülkenin istikrarını ortadan kaldırabilmek için elinden gelen ortaya koydu. Bir, burada Sayın Cumhurbaşkanımız bir model ortaya koydu. Koyduğu modeli arkadaşlarıma da söylüyorum. Birinci model şu. Evet, küresel bir dünya var. Bir Birleşmiş Milletler var. Bir NATO var. Elbette ki biz onları görüyoruz. Ama onların bizi sürüklemek istediği yola girmedik. İkili ilişkilerimizi geliştirdik. Bölgesel ilişkilerimizi geliştirdik. Tarihin bize buyurduğu ilişkileri, yani tarih boyunca hangi alanlarda ilişki kurmuşsak onlara sırtımızı dönmedik. Onların bize verdiği ilişkileri geliştirdik. Ve ticari olarak kurduğumuz ilişkileri de geliştirdik. Yani sadece bir ticari ilişki kurmadık. Ticari ilişkilerimiz üzerinden birbirimize olan ihtiyacımızı sürekli değerlendirebileceğimiz bir anlayışı ortaya koyduk. Dünyaya tavsiyemiz de budur. Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun ve küresel aktörlerin, küresel kulüplerin, varlığını kabul edebilirsiniz. Bir işe yararlar mı? Ben yarayacaklarını düşünüyor değilim. İki, Avrupa diye bir şey var mı? Kimse aldanmasın. Avrupa diye bir şey yoktur. Avrupa, Amerika'nın vagonudur. Ne derse onu yapmak zorundadır. Adımını da ona göre atmak zorundadır. Onun için e, bizim 21. yüzyılın ilk çeyreğinde bu tuzağa düşmediğimiz ilişki modelini uyguladığımız yöntemi uyguladığımız modeli bir vesileyle dünya eğer uygularsa bir pandemide düştüğü sıkıntıya düşmez. Salgında düştüğü sıkıntıya düşmez. Çünkü dünyanın dört temel sorunu var ve bu sorun 21. asra devam edecektir. Pandemin etkileri en az 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl bütün dünyayı sarsacaktır. İki, göç devam edecektir göçün problemleri yeni başlamıştır. Bu bambaşka bir başlıktır. Bununla ilgilenen birisi olarak söylüyorum. Üç, enerji problemi dünyanın 21. yüzyıldaki en önemli problemidir. Devam edecektir. Dört, bunların oluşturduğu ekonomik problemler devam edecektir. Bunları yönetmeye Batı'nın gücü, bunların yönetmeye Amerika'nın gücü, bunların yönetmeye Avrupalı liderlerin gücü yetmez. Yetmeyecektir. Yapılması gereken her ülkenin, kendi üstünlüklerini insani bir şekilde iyi bir yönetişimle ortaya koymak ve bu problemlerden kurtulmaktır. Terör de bunlardan bir tanesidir, bir cüzüdür. Teşekkür ediyorum.